Haber5.com. Haber5. Gerçek ve özgürlükçü. Ve yavaş yavaş toparlayız. Esselbillah. Kur'an'dan konuşmanın önemini anlatmak için söylüyorum. Ben bir yerde yatsı namazı kıldırıyordum. Namaza başlamadan önce dedim ki herkes cep telefonunu kapatsın. Kapatsın dedim. Sonra da dedim ki bak kapattınız mı cep telefonlarınızı? Kapattık dediler. Tam üçüncü rekatı kıldırıyorum. Ben kıldırıyorum şimdi. Cemaat olsam neyse, imamım, yatsı namazının üçüncü rekatını kıldırıyorum. Üçüncü rekattayken telefon çaldı Trabzon'da. Ben Trabzonluyum. Elhamdülillah Trabzonluyum diyorum, adam kızıyor. Canım sen de neyliysen de ki elhamdülillah ben de şuralıyım. Sana ambargo yok ya. Allah Allah, niye öyle diyorsun? Sen de hamd et canım. Allah Allah, sana bir şey diyen yok. Elhamdülillah de ki Vanlıyım, Diyarbakırlıyım, Ankaralıyım, Kayseriyim, neyse. Bir hamd öğretmiş olurum, olur biter yani. Ne olacak? Tesbih işte bu. Bizim orada telefonlar buradaki gibi çalmıyor. Adam yüklemiş telefona kemence. Kemence çalıyor. Üçüncü rekatta. Biz Trabzonluyuz. Biz kemence duyduk mu oynarız. Nerede olursan ol. Camide ol, namaza fark etmez. Bizim bir yerlerimiz sallanır. Trabzonlu olup da kemence duyduğunda sessiz sakin duruyorum diyen yalan konuşuyor. Duramaz. Mümkün değil. Namaz kıldırıyoruz. Ne yapacağız şimdi? Dilimi ısırıyorum, dudaklarımı ısırıyorum, dişlerimi sıkıyorum gülmeyeyim diye. Hani bekliyorum adam bir şey desin de kapatsın. Yok. Elini telefona götürmüyor namazın bozulur diye. Ve kardeşim say ki namazdayken kafan kaşındı. Kaşımıyor musun kafanı? Telefon kaşındı, bas düğmesine. Bitsin bu kaşınma kardeşim. Bu durmayacak çünkü. Namaz gidiyor. Bozuluyorsa da seninki bozulsun canım. Cemaatin hepsininki bozulmasın. Ara bir şey dedi kapattı. Selam verdik dördüncü rekatı zar zor bitirdik. Nerede o namaz olmadı da. Neyse işte selam verince dedim ki uyarmama rağmen telefonunu kapatmayan kimdi? Hesap ettim ki adam telefonla konuştu. Biz selam verdik, o ayağa kalkacak. Devam edecek iki rekat. Selam verdim, geri döndüm, baktım ki herkes selam verdi. Hiç ayağa kalkan yok. Ya dedim kimin telefonu çaldı? Bir abi dedi benim. E ne yaptın dedim. Bir şey yok dedi. Ya nasıl bir şey yok, konuşun ya dedim. Dedim ona ki şimdi namazdayım, sonra ara beni. E namazın ne oldu, bozulmadı mı? Yok hocam, ne dedik, bir şey mi dedik dedi ya. Bundan namaz mı bozulurmuş? Haklısın abiciğim dedim. Senin namazın bozulmadı. Niye? Çünkü sen namaza zaten başlamamıştın dedi. Bu kafayla namaz mı olurmuş? Adam muhabbet ediyor, namazı bozulmuyor işte. Namazdan o kadar habersiz ki. Ne yaptığının farkında değil. Şimdi biraz sonra gene bir telefon çalabilir. Hakim oldum telefonlarınıza. Evet. Estağfirullah. Şimdi tabii yani 30 dakika oldu buraya çıkalı. Bir rahatlatmak için bir şey anlatayım istedim. Yani bunaltmayalım kimseyi diye. Ama daha önemli bir şey söylemek istiyorum. Daha önemli.